amca? Sen nasıl adamsın oğlum? Ha? Amca deme bana. Amca hala mı kızgınsın? Ne olur beni bir dinler misin? Neyini dinleyeceğim oğlum senin? Neyini dinleyeceğim? Beni kullandın. Rezil ettin insanların karşısında. Tamam amca, ben bir hata yaptım ama seni kullanmadım. Avukat en son bir de şoförü dinleyelim dedi. O zaman avukata arada amcam var diyecektin. Kafana göre iş yapmayacaktın. Özür dilerim, ben de istemedim böyle olmasını. Sen beni salak mı sandın Fatih? Başından beri böyle bir şey planladığın ortaya çıkmayacak mıydı? Kızım söz konusuydu. Benim de karım söz konusuydu. Nasıl bu kadar bencil olabilirsin? Gözün nasıl bu kadar hiçbir şeyi görmez? Kızım için yaptım işte. Doğayı geri kazanmak için yaptım. Madem kızını, doğayı bu kadar düşünüyordun, karını aldatmayacaktın o zaman. Yapmayacaktın bunu. Defol git, gözün görmesin seni. Pembe Hanım çıldırdı tabii. Sanki çocuğu kendi doğurdu. Birimize de vermiyor. Doğa şimdi perişandır. Kendi düşeni alamaz Ömer. Hadi boşanmak istiyorsun, anladık da çocuğu bizden kaçırmak ne oluyor şimdi? Çaresizlikten yapmıştır. Sen Kıvılcım Hanım'la konuşmadın mı ki? Nasıl konuşacağım? Yüzüne nasıl bakacağım abi? Fatih'in yaptıklarından dolayı Kıvılcım benimle görüşmez şimdi. Kıvılcım bana güvendi, inandı. İnandı ve benim tavsiye ettiğim şoförü işe aldı. Meğer şoför Fatih'in ajanıymış. Kız da oyuna getirdiler, beni de alet ettiler. Ya o da çocuğu kaybetmiş Ömer. Doğayı çocuğu kaybettiğine inandırmışlar abi. Yok daha neler, sen de buna inandın mı ya? Kıvılcım yalan söylemez. Yalan söylemez. Ama kızın söylediklerine körü körüne inanır. Neyse abi, sonuçta benim gözümde Fatih kabahatli. Sen bu çocuğu al bir karşına, adam akıllı bir konuş. Düşün bak, beni bile ateşe attığına göre bu çocuğun gözü ne kadar kararmış. Gelsin senin bir elini öpsün. Öpmesin istemiyorum abi. Sabah geldi, gönderdim zaten. Ona kızgınlığım geçmedi henüz. Ya Fatih'in doğaya yaptığı her şey beni etkiliyor. İnsan biraz düşünmez mi bunu? Haklısın, ne diyeyim. Konuşacağım. İnşallah anlar. İnşallah anlar. Baba. Buyurun efendim. Sizi beraber yakaladığım iyi oldu. Niye, ne oldu ki? Amcanın yanından geliyorum. Baba, amcam o kadının dolduruşuna gelip bana bilenmiş, haberin olsun. Efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Kal Yusuf. Anlat bakalım, nedir bu şoför hikayesi? Fatih sana söylemeden bir şey yapmaz. Efendim, her şey Fatih'in anlattığı gibi. Nasıl yani? Babacığım söyledim ya. Ben Yusuf'a sordum. Efendim, şoförü konuşturmak için satın aldık. Ama mecbur kaldık. Onu anladım. Baba, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için buna mecburdum. Amcan doğaya kumpas kurulmuş diyor, Kıvılcım Hanım söylemiş. E normal değil mi baba? Kadın bana düşman. Şimdi amcamı dolduruşa getiriyor işte. Ya bu insanlar dün benim çocuğumu kaçırmaya çalışmadılar mı baba? Sen hala oğlumdan mı şüphe ediyorsun? Ben gitmişim, hakkımla kızımın velayetini almışım. Bunlar hala ne anlatıyorlar ya? Bak vallahi amcama da gönül koyacağım artık. Tamam yeter. Onun da hayatı etkileniyor. Tek taraflı düşünüyor olması normal. Evlendi, evine yerleşemedi ya. Bugün konuştum, gittim yanına, kovmaktan beter etti beni. Amcanın ağrını düzelteceksin. Efendim siz merak etmeyin. Ben de konuşurum Ömer Bey'le. Anlaşıldı mı?